Bir gün kuş çok insanlar görmüş. Konuşmayan var, yürümeyenler de var. Kuş dedi, bence çiçeğe sorarım. Gitti çiçek, dedi, bunlar ülkemizden neden geliyorlar? Çiçek, savaştan kaçmışlar. Kuş, savaştan mı? Çiçek, evet. Kuş, sen nasıl bildin? Ülkeden kuşları bana dediler. Ülkemizde geldiler. Çünkü burada eman hissettiler. Benim adım Gafur Matar. 12 yaşındayım. Çiçeği gördüğümde ona hikaye yazmak çok seviyorum. Benim adım Emel Hac. 39 yaşındayım. 2013 Türkiye'ye geldim. Şimdi biz mesela her şey Suriye'den biraz. Ev, araba, ziraat, her şey orada. Burada ne var? Sadece fikir. Adım Cevher El Mahmud. 26 yaşındayım. Suriye'deyken 2012'de ben lise bitirdim. En sevdiğim bölüm matematik öğretmenliği kazandım. Burada devam etmek istedim yani okula, eğitim hayatına. Ama bu iş biraz zordu. İlk geldiğimde çalışmak zorunda kaldım. Fabrikalarda, terzilikte, bir sürede İstanbul'da çalıştım, bir de Urfa'da. Avrupa Birliği'nin desteğiyle okula devam edebiliyorum. Yani o olmasaydı ben hala normal bir eleman fabrikalarda çalışıyorum. Ben okuyacağım, başarılı bir kimyacı olacağım inşallah. Ve hayalimi gerçekleştireceğim. Okulumuz yepyeni bir okul. Avrupa Birliği desteğiyle yapıldı. Suriyeli arkadaşlarımız da var. Onlarla iyi anlaşıyoruz. Onlar burada bayağı Türkçe öğrenmişler. Onlarla bayağı iyi geçiniyoruz. Onlar da bizden sayılıyor. Şimdi biz Urfa'ya geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Ama şimdi bir yıl, iki yıl sonra her şeyi öğrendik. Türkçe ilk kursuna gittim, okula gittim, çok iyi öğrendim. Ben mobilden kumandan bir araba yaptım. Onu da Arduino'da yaptım. Senin umutun var varsa unutma, her şeyi yapabilirsin. Türkiye ve Avrupa Birliği sayesinde eğitime devam ediyorum. Avrupa Birliği'ye teşekkür ederiz. Okuyorum, hayallerime ulaşıyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler sayesinde Türk ve Suriyeli çocukların eğitime erişimi sağlanıyor. Çoğunluğu öğretmen, temizlik ve güvenlik personeli de dahil olmak üzere binlerce kişi istihdam ediliyor. Öğrencilere Türkçe dil eğitimi, okul ulaşım hizmeti, telafi ve destek dersleri, üniversite öğrencilerine de burslar sağlanıyor. Avrupa Birliği'nden alınan bu desteklerle 401 yeni okul inşa ediliyor.